Lütfun da hoş, kahrın da. Sual. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde cehennemi çok kötü yer olarak vasıflandırıyor. Bekara 126 206, Tevbe 73 81, Ra'd 25, Tahrim 9, Nahl 29, Keyf 29. ayetler. Bazı kimselerin oraya kötü kadınlar da gideceğine göre biz cehennemi isteriz demeleri küfür değil midir? Cehennemin çok kötü olduğu, Allah'ın razı olmadıklarını oraya koyacağı, ayetle ve hadisle sabit olduğuna göre, Yunus Emre gibi bazı hak aşıklarının senin cehennemin de hoş demeleri küfür değil midir? Belki o aşk sarhoşluğuyla söylemiştir, sorumlu olmayabilir. Ama onun şiirlerini benimseyerek okumak küfür olmaz mı? Çünkü Allah'ın kötü dediğine hoştur, iyidir, güzeldir deniyor. Kahır Allah'ın azabı ve gazabı olduğuna göre lütfun da hoş, kahrın da hoş demek de aynı şekilde küfür değil midir? Kötü bir şey ki, kötülere beddua ederken Allah kahretsin diyoruz. Allah'ın kahrı nasıl hoş olur? Cevap. Lütfun da hoş kahrın da hoş sözünü çok evliya zat söylemiştir. Bunlardan üçünü bildirelim. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana sefa. Narın da hoş, nurun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyh. Ey lütfu hem kahrı güzel, Senden hem ol hoş, hem bu hoş. Eşrefoğlu Rumi, rahmetullahi aleyh. Layık görürsen narı, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yunus Emre, rahmetullahi aleyh. Bu sözler Allahü Teala'ya olan tam teslimiyete, onun her yaptığının yerinde ve güzel olduğuna, yaptığı işlerin asla tartışılamayacağına güzel birer örnektir. Nar yani cehennem elbette çok kötüdür. En kötü insanların cezalandırıldığı yerdir. Allahü Teala'nın kötü dediği yere iyi demek elbette küfürdür. Fakat evliya zatlar cehennem iyidir demiyorlar. Layık olanları cehenneme atman iyidir diyorlar. Eğer bana narını layık görmüşsen elbette senin takdirin yerindedir, güzeldir diyorlar. Zaten bunun aksini söylemek küfür olur. Bir kimsenin çocukları gözü önünde öldürülse, ana babasının gözlerini çıkarsalar, kul bunun Allah tarafından olduğunu bilse ve Rabbim'den gelene razıyım diyebiliyorsa işte o makbul bir kuldur. Kahretmek kötü bir iştir. Ancak Allah'ın layık olanı kahretmesi çok güzeldir, yerindedir. Buna çirkin demek cehennemin lüzumsuz olduğunu söylemek gibi küfür olur. Bir zamanlar zalim bir devlet başkanı, ülkenin ileri gelenlerine ziyafet veriyor. Yemekte içkiler de vardır. Ama devlet başkanı, bu gece kandil gecesidir, ben içmem, içen içsin, karışmam diyor. Sofradaki kötü bir kadın, haşa, Muhammed'in şerefine diyerek içiyor. Orada bulunan bir zat, Ya Rabbi, cehennemin lüzumsuz olmadığını yakından gördüm, diyor. Ramazan kandil demeyerek, ukalaca isyan edenlerin layık oldukları cezaları görmek elbette hoştur, güzeldir. Bu konuda bir menkıbe şöyledir. İbni Ata Hazretleri, birbirinden yakışıklı on erkek evladıyla sefere çıkar. Yolda eşkıyalar çevirip, herkesin gözü önünde çocuklarını teker teker öldürürken, bu zat hep gülümser. Sıra sonuncu çocuğa gelince, Baba sen ne kadar şefkatsizsin. Çocukların öldürülürken yüzün bile değişmiyor. Üstelik gülüyorsun der. Babası, oğlum bunu yaptırana niye böyle yapıyorsun diye bir şey söylenmez. Çünkü Allah görüyor. Dilerse hepsini korumaya kadirdir. Bana eğer ses çıkarırsan cezaya hazır ol dendi. Onun lütfu gibi kahrı da güzeldir dedi.